Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde pizza yapacağız. Ama bugün yanımda bir kişi daha olacak. Misafir konuğum falan diyormuşum TV seyircisi gibi. Neyse, bir kişi daha olacak yanımda. Instagram'da biliyorsunuz oylama yapmıştım. YouTube'da ikinci videom market alışverişi mi yoksa Mehmet'le pizza yapımı mı olsun diye. Siz büyük yoğunlukla Mehmet'le pizza yapımı olsun dediniz. O yüzden bugün burada canım sevdiceğim olacak. Ben size o gelmeden önce malzemeleri söyleyeyim. Önce pizzanın hamuruyla başlıyorum. Bir paket maya. Bir kaşık tuz ve şeker. Bir bardak ılık su. Bu arada ben bu bardağımı çok seviyorum. Ve karpuzlu olan her şeyi de çok seviyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Un. Un eriği. Şimdi ılık suyumuzu tabağımıza döküyoruz. Bardağımız çok büyük olduğu için ben bir su bardağı kadar döküyorum. Bilginiz olsun. Çok büyük bir bardak çünkü. Sonra zeytinyağımı döküyorum. buraya et de dolduracağım. Tıkış tıkış. Sonra tuzumu ve şekerimi döküyorum. Sonra mayamı döküyorum. Şimdi karıştırıyorum. Bu arada limon ağacımı beğendiniz mi? Onu da bu videoda yanıma şans getirsin diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bakacağım ona göre. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unumu eleyerek döküyorum. Bu arada kulak memesi kıvamına gelene kadar, yani hamur olana kadar bunu dökeceğiz. Ben eliyorum içindeki, bazen içine sert şeyler karışabiliyor. Daha güzel hamur olması adına, bir de daha yumuşak hamur oluyor. O yüzden bunu eleyerek koyuyorum bu sefer. Bakın siz de farkı göreceksiniz. Üstte tortular kalacak. Ben bu un eleğini Ikea'dan almıştım. O zaman dolar bu kadar yüksek fiyatlı değildi ve 15 TL'ye falan aldım. Ama şu an sanırım 35-40 lira bir fiyatı var. İki katına çıktı her şey. Arada karıştırıyorum. Hamurum nasıl oldu diye. Daha da un ilave edeyim mi diye. Evet, daha da ilave ediyorum. Hamurum birazdan size göstereceğim. Nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Thank you.
Şöyle bakar mısın? Yakından da çek. Mükemmel. Mükemmel oldu. Ya sen harika birisin. Harika bir pizzacısın. Düşünsene ben de elimi atıp düşürüyormuşum. Evet. Şimdi yaklaştırayım ayaksın tepsiyi. Ben senin için alıyoruz. Evet, tepsimizin içine koyuyoruz hamurumuzu. Düzeltelim önce. Wow. Bence çok güzel oldu. Çok güzel olmadı mı? Evet, şimdi pizzamızın iç kısmını yapıyoruz. İç kısmını hazırlıyoruz. Domates sosu. Yalnız ben biraz içine salça da koyduk değil mi? Sulandırdık. Dili yok, ben konuşuyorum. Sonra siyah zeytin, yeşil zeytin, jumbo soğan, kırmızı biber, rendelenmiş kaşar peynir, mısır, sucuk. Bunlar bizim sevdiğimiz şeyler arkadaşlar. Siz isterseniz içine mesela kırmızı biber de yeşil biber de koyabilirsiniz. Ya da acı biber, işte jumbo acı biberlerden mesela. Renkli bir pizza oldu yalnız. Değil mi? Hı-hı. Şimdi mısır. En sevdiğim. Mısır, mısır. Mısırlarımızı da pizzamın... Anne sokacak. Anne. İşte bu yüzden etmeliyordum. Hani bir tane adam vardı ya böyle şey yapıyordu. Neydi onun adı ya? Unuttum. Nusret. Ha, Nusret. Aylin Holmes. Süper. Şöyle yapalım. Şimdi şey mi? Kaşar mı? Kaşarı biraz atacağız. Sonra. En son pişmesine yakın sonra bir daha atacağız. İlave edeceğiz. Wow, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Şaka yapmıyorum ama bu sefer. Gerçekten güzel. Diğerleri şaka mıydı? Yok, hayır. Şey, espri babında böyle bir şeyler yapıyorum ya. O yönden söyledim. Harika. Çak. Yumruk. Şimdi pizzamızı fırına yolluyoruz arkadaşlar. Ben yapmış gibi çek. Ve yarım saat sonra sonucu hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi pizzamızı kapatıyoruz. Üstelize bum böyle buharlar falan çıkıyor. Ya benim gibi çılgın bir YouTuber gördünüz mü? Yalnız YouTuber oldum kendime. Evet. Gösteriyorum pizzamızı. Wow. Burayı da tutuyormuşum. Sonra tepsiye atıyormuşum. Bakar mısınız? Kendimle gurur duyuyorum. Mehmet burada olsaydı böyle. Sen gerçekten tek başına yaptın. Neyse şimdi hemen pizzayı kesmek istiyorum. İçini de göstereceğim size. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma
Hoş geldiniz. Bugün sizinle fakir ev pizzası yapacağım. Bugün sizinle ev pizzası yapacağız. Ama bunun için minik bir asistanım var. Benden minik. Ben size malzemeleri tanıtayım önce. Şöyle bir paket kuru maya.